Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlar şampiyon kim olur diye soruyorlar. Şimdi e, balık çağındaydık biz tabi futbolun tabi e, popüler olması, balık tabi bacakla, e, ayakla alakalı olduğu için e, tabi bu futbol meselesi. Aslında geçen yüzyılın meselesiydi. Zaten 2000'li yıllarda biz artık tabii ne yapıyoruz? Kova çağı yaşıyoruz. Ben açıkçası futbolun kova çağında çok fazla şansı olacağını falan düşünmüyorum. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi eskiler bilir, bizim 70'lik kuşak futbol güneşle oynanırdı. Yani gündüzdü maçlar. Daha sonra akşam maçlarına evrildiler. E, öyle olunca da ne oldu? E tabi ayın etkisinin daha yüksek olduğu. Eskiden tabi güneşin etkisiyle oynanırken ayın etkisi yükseldi. E, öyle olunca da işte ay tabi yengeç burcu yöneticisi. Her şey daha e, nasıl söyleyeyim işte dünya futbolunda en iyisi kim oldu bu sıra diyelim. Lionel Messi oldu. Niye? Çünkü yengeç burcu. E tabi yengeç burcu olunca da ayın etkisiyle tabi daha talihli bir hayatı oldu. Yoksa hani kendisi Maradona mıdır, Pele midir bilemem. Eskiler bilir zaten. E bir de daha böyle futbol tabi 2000'li kuşağın. Çünkü haliyle şu an Y ve Z kuşakları futbol oynayabiliyor. Öbürleri tabi yaşlandı, abi oldular, emekli oldular. E ben tabi e, artık bu futbolun da böyle dijitali filan var. 2000'li kuşak özellikle tabi e, kapitalizmin daha fazla geliştiği, GDO'lu gıdaların filan daha fazla artık tüketildiği bir çağda e, ortaya daha başka bir şey çıktı. Bunu zaten e, futbol izleyenler bilirler. E, Afrikalılar mesela, futbola daha fazla egemen olmaya başladılar. Yani batıda diyelim ki o 2000'li kuşak daha tembel bir hayat yaşarken Afrika tabi hem fakir bir ülke hem de tabi gelişimi daha geriden takip ettiği için insanların daha anladığım kadarıyla iyi beslenebildi. Çünkü insanların ilk 18 yılda ilk 19 yılda o kuzey düğüm kuzey düğümle kavuşuncaya kadar ki süreçte iyi beslenmesi gerekir. Hatta beslenme ana rahminde başlar. Ee, anne nasıl besleniyorsa çocuk zaten ilk 40 haftasında işte orada ne oluyor? Kan oluyor, kıl oluyor, tüy oluyor, kalp oluyor, ciğer oluyor, dalak oluyor. Haliyle de e, bir nasıl söyleyeyim bir güçsüzlük başladı. Zaten bunu Türkiye'de 2000'li çocuklarda da görüyorsunuz. ...fiziksel olarak e, hem beslenmenin hem de belki de daha hareketsiz bir hayatın getirdiği... ...çünkü oyunlar değişti. İnsanlar dijitalde oyun oynuyor. E bizim gibi seksek oynamıyor, mahalle arasında top oynayamıyorlar. Şehirleşmenin getirdiği bir şey. Ağaç yok, tırmanamıyorlar. Yani doğada bir insanın yaptığı aslında birçok şeyi ne yapamıyorlar? Yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Her ne kadar batı ülkelerinde, ülkemizde de var tabii... İşte bir takım tesisler olsa da işte bir altyapı kurulsa da çocukluktan itibaren hani spora filan yönlendirseler de e, aura dediğimiz yani gökyüzünün tabi enerjisi aslında bir enerjisi var zamanın bir aurası var e, artık futbol için bilmiyorum ben zaten epey bir süredir futbolu da çok takip etmiyorum keyif de almıyorum zaten. E Afrikalılar da hani fiziksel olarak dirençli koşuyorlar ediyorlar ama maalesef çoğu Latin Amerika futbolcuları gibi filan e, ya da batıdaki futbolcular gibi teknik değiller bence. Yani zaten birkaç teknik oyuncu da varsa onlar tabi dünyanın en iyi kulüplerinde ne yapıyor? Top koşturuyor. Ha bu arada tabi aynen e, bir partinin bir partinin eee o partinin belki geçmiş anlayışına ters kişiler tarafından ele geçirilmiş olması nasıl o partiyi bizim partimiz dışına çıkarmıyorsa futbolda böyledir. Yani futbolda da işte kulüplerimizde görüyorsunuz yabancılar oynuyor. Milli takımların bile başlarında işte yabancı teknik direktörler olabiliyor. Yani bir kulübü yöneten kişi ya da o kulüpte var olan insanlar o kulübün e, enerjisini değiştiremezler. Bu siyasi partiler içinde geçerlidir. Bu ülkeler içinde geçerlidir. E, şimdi tabii temelde bu ülkede şampiyonluk alabilmiş takımlar Bursa Sporu ve Başakşehir'i saymazsak dört büyük kulüp dediğimiz kulüpler, o kulüplerin tabi e, kuruluş tarihleri mevcut mevcut. Tabi herkes ne yapıyor, e, kendisinin bir tabi haritası var, bir doğum haritası var ve o doğum haritasına göre de aslında aynen o kulüple de bir sinastiri haritası var. Yani her burcun kendine göre sevdiği bir kulüp var. Bunu da bazen renkler belirliyor. Çünkü renklerin de kendine göre bir nesi var? Frekansı var. Siz hangi frekanstaysanız o rengi daha fazla ne yapabiliyorsunuz? Sevebiliyorsunuz. Bence artık e, futbolcuları ay burçlarına göre almak lazım. Yani ay burçları daha böyle geceye uyumlu burçlar. E ne yapabilir? E, gece yapılan işlerde ne yapabilir? Daha başarılı olabilir. E futbolda artık gece oynanıyor. E tabi gündüz antrenmanlar var. E siz antrenmanda bir futbolcuya bakıyorsunuz performansı iyi gibi gözüküyor. Ama gündüzse bu e, bu sizin için ne olabiliyor yanıltıcı olabiliyor. Yani ben teknik direktör olsam e, antrenmanların işte gece performanslarına göre futbolcuları maçlarda koymaya çalışırım. Ha bir de tabi e, satürn gibi büyük transitlerin haliyle ne yapabiliyor? değeri olabiliyor. Yani siz sade satisinde alıyorsunuz işte birini başarısız olabiliyor. En son işte Fenerbahçe'de Portekizli Ferrari'yi almıştı. Aslan burcuyla ve Portekizliydi. E şimdi Jesus'ta Jesus diyelim. Jesus işte Portekizce herhalde farklı okunuyor. E, o da bir Aslan Burcu o da Portekizli. Anladığım kadarıyla bizim Ali Koç tabi bizim derken e ee, ben hani şey açısından konuşuyorum. Ülkem insanı, ülkem insanı Ali Koç gidiyor ne yapıyor? E, demek ki Aslan seçiyor. E, Satürn de tabii Kova burcundaydı epey bir süredir. E ne yapmış oldu? E maalesef yani bir noktaya kadar iyi götürdü ama son gelen nokta hiç çevrimi durmuyor zaten Fenerbahçe'nin ayı Oğlak Burcu'nda. Oğlak tabi e, disk kapağını yönetir. Karşısında da tabi Jüpiter'de işte Yengeç var. Gaje Kesari yogalı. E tabi bu kulübü hem taraftarlı hem de zengin yapabiliyor. Buradaki tabi mesele şudur. E, bu takımların yani işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi arasında oynadıkları maçlara bakılınca tabi tarihsel olarak bakıldığında Fenerbahçe'nin diğer kulüplere tabi bir üstünlüğü var. Lakin, lakin 2015 yılında itibaren ayı oğlakta olduğu için ne yaptı? Sade satisine girdi. Sade sati zorlu bir süreçtir. Ona benzer bir süreci de Fenerbahçe nerede yaşamıştı? Tabi bu sene de şampiyon olamazsa ki bence olacak gibi durmuyor zaten. E ne yapacaktır arkadaşlar? Eee Aynen 1988-1995 arasında Fenerbahçe'nin kendi rekoru diyelim buna. 7 sene ne yapamadı? Şampiyon olamadı. Genelde Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ya da Beşiktaş gibi 3 kere üst üste şampiyon olamaz. Tarihinde böyle bir şey yok zaten. Bir kere Akrep Burcu Dağımlı o fırsatı yakalamıştı. 2 kere şampiyon oldular, 3. de olamadılar. Enteresan. Ama ne yapıyordu? 7 sene ve üstü bir beklentisi de yoktu. Yani Galatasaray'ın 14 yıl, Beşiktaş'ın 15 yıl, Trabzonspor'un da 38 yıl şampiyon olamadığı bir süreç oldu. Fenerbahçe tabii hani periyotları ne yapmıyor. Zamansı olarak uzun zamana yaymıyor. Fakat bu sene de tabii şampiyon olamazsa ne yapmış olacak? 9 senenin de üstüne çıkmış olacak. Çünkü son şampiyonluğu 2003, 2013, 2014. Ondan sonra sade sati başladı. Fenerbahçe'nin tabi 7 Mart itibariyle ne yapmış oldu? Geçen ay itibariyle sade satisi ne yapmış oldu? Bitmiş oldu. Zaten Satürn'ü balık burcu olan bir kulüp olması lazım. E, balık zaten ayakla alakalı. Burada tabi Satürn'ün balık olması tabi enteresan geçen e, 7 yıl şampiyon olamadığında da mesela 95 yılında 95 yılında şampiyon olmuş. Satürn yine balık burcundaydı. Fenerbahçe demek ki önümüzdeki sezon ve bir sonraki sezonda yani iki yıldan bir tanesinde garanti şampiyon olur. Ondan önceki şampiyonluklarında da zaten Satürn balıktayken muhakkak şampiyon olmuş. Ama bu sene çok umutlu değilim. Onu söyleyeyim. Fenerbahçeliler Üzülmesinler. Bir de burada bir yanlış bir şey var. Bu renk meselesine de gelince Fener taraftarları iyi bilir. Bir çubuklu sarı lacivert formaları vardı. O formalar nedense kayboldu gitti. Halbuki şöyle düşünün. Özellikle Galatasaray maçlarında Galatasaray'ın tabi kırmızı sarı kırmızı olduğu için rengi. Kırmızı arkadaşlar dalga boyu en yüksektir. Yani kırmızının dalga boyu Yüksektir. Mavinin dalga boyu ise daha düşüktür. Mavinin dalga boyu düşük olduğu için zaten frekansı nedir? Ee, daha yüksektir. Yani frekans yüksek. Frekansı yüksek olduğu için mavi aslında kırmızıyı ne yapar? Galebe çalar. Yener yani. Burada tabi bunun doğada tabi gökyüzüne denize baktığınız zaman da aslında bir avuç gökyüzü ya da deniz alsanız elinize mavi filan değildir. Acemet değildir. Fakat tabi bu ışığın tabi e, frekansıyla alakalı. Kırmızı frekansı düşük bir renkken, mavi ise yüksek frekanslıdır. Zaten e, batıdaki birçok e, ülkeye bakarsanız, yani işte G7 ülkelerini gözünüzün önüne getirin. E, hatta Rusya'nın bile bayrağına mavi eklendi, değil mi? Kırmızıyla yıkıldılar değil mi? Mavi var şu an Rus bayrağında. Yani İngiltere bayrağında da görürsünüz bunu. Fransız bayrağında da, Amerikan bayrağında da. Mavi'nin tabi tercihi e, hani böyle liselerde filan da böyle lacileri giyerdik hep öyle deriz filan. E tabi e, açıkçası güçlü bir renk. Güçlü bir renk. Zaten dünyanın en zenginlerine bakın filan. İşte dünya satran şampiyonlarına çoğunda mavi göz görürsünüz. Mavi ve yeşilin tabi frekansının dediğim gibi eee daha yüksek olması. Çünkü yaklaşık 650 Hz civarında. Kırmızı ise 450 Hz civarındadır. O yüzden de insanlar tabii kırmızıyı da sevebilir, maviyi de sevebilir. Ee, renkler ve zevkler ne yapılır? Tartışılmaz. Gerçi Nietzsche tam tersini söyler. Renkler ve zevkler tartışılmaz derler ama bütün hayat renkler ve zevkler üzerine yapılan kavgadan ibarettir aslında öyle bakılırsa. Lakin tabi e, formayı da unuttular bizim tabi e, şimdi Ali Koç'un da iyi oğlak burcunda ve Ali Koç bir koç burcu ve ne yapmış oldu aslında e, sade satisinde o da O da yeni çıktı E bu arada tabi 7-8 seneyi ne yapmış oldu Heba etmiş oldu Fenerbahçe. Ali Koç da kusura bakmasın gelir gelmez Aykut'u ki Aykut da Koç Burcu'ydu. Ve Fener'in tabii hem futbolcuyken hem de teknik direktörlüğünde şampiyonluklar ortaya koymuş bir insanını ne yaptı? Kovdu. Ondan sonra da bir sürü teknik direktör çağırdı. Kafası karıştı herhalde. E Fenerbahçe de bu arada zarara girdi. E, halbuki yani Az Yıldırım'ı sevin sevmeyin Akrep Burcu'dur. E Fener'de tabi önceden şampiyonluklar yaratmış akrepler var tabi. Bir tanesi Daum mesela. Fener'de çok başarılı olmuştu. Diğeri de arkadaşlar ki gitti adam Alman milli takımını da şampiyon yaptı. E, ama Fenerbahçe'nin böyle gereksiz yere onu bunu alıp kovmak gibi bir şeyi var. E, ayı oğlak ya herhalde ondan bazen böyle melankoliye giriyor kulüp. E, ne yapmış oldular? E, hatta tek tük teknik direktör müydü? Tabii Aykut'la beraber Tabii tabi. E, Denizli'de mesela Akrep Burcu'dur. Mustafa Denizli. Yani Az Yıldırım da Akrep'ti. Ben ne demiştim? E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte e, Akrep Burcu e, Mustafa Kemal Paşa'dır kurucusu. O da bir boğa. Boğa ile Akrep arasında tabii böyle karşılıklı bir ilişki var. Böyle karı koca ilişkisi gibi e, Akreplerle yola devam edilseydi bence çok daha iyi olurdu. Ya da Ali Koç, Koç Burcu'ydu madem. Ee, Aykut denen arkadaşı komicaktı. Koç burcuydu, uyumluydu. Ama tabi sade satide demek ki insan bazen öyle oluyor. Yani e, gözümüze perde iniyor. Hata yapıyoruz. Evet. Burada tabi e, Fenerbahçe neticede 3 Mayıs'ta kurulu olduğu için bir boğa burcu. Galatasaray'a gelince tabi Galatasaray 20 Ekim 1905'te kurulmuş bir takım. E, Galatasaray bir terazi burcu. Ee, iyi de gitmiyordu zaten aslında bu sene. İşte tabi Okan Buruk, Okan Buruk da bir terazi. Böyle e, aynı burcun insanları bazen böyle üst üste süperpoze dediğimiz e, güçlü bir durum yaratırlar. Eh terazi Galatasaray, terazi Okan Buruk ve büyük ihtimalle tabi e, Galatasaray bu yıl şampiyon arkadaşlar. Yani çünkü Öyle denk geldi. Bazen öyle denk gelir. Ve 2000'li yılların tabi daha başarılı takımı bakıldığı zaman zaten Satürn'ü... Galatya Kova burcunda. Kova tabi daha internasyonal bir şey. Yurt dışında tabi başarılı olma noktasında da bu ülkenin en iyi kulübü hiç şüphesiz ki kimdir? Galatasaray kulübüdür. Bunları tabi ben yorum yaparken. Hani hocam şu takımı tutuyorsun, bu takımı tutuyorsun. Arkadaşlar herkes bir takım tutabilir. Herkes bir inanca sahip olabilir. Herkesin bir ideolojik görüşü olabilir. Lakin her zaman söylerim ben. Kozmoz'un, evrenin kendilerine, kendisine göre bir yasası var. E bu yasa tabii ne yapıyor? Bizi aslında iradi anlamda Bazen bir şey bırakmaz. Yani insan iradesiyle ve aklıyla her şeyi yapabilir bir varlık değildir. O bizim kendi hüsnü kuruntumuz. E burada tabii Galatasaray'ın e, Satürn'ünün kova olması ki Jüpiter'i de zaten e, mesela ikizler burcu ama geri giden bir Jüpiter var. Geri giden bir Jüpiter olduğu için Galatasaray'ın haritasında e, Galatasaray hiç olmadık anlarda talihli olabilen bir kulüp biraz da talih denen bir şey var hayatta tabi e, zaten enteresandır mesela 1973-87 arasında 14 yıl şampiyonluk yok çünkü oradaki daşa sorunlu e, Fatih Terim tabi o dönem orada ne yapıyordu futbolcuydu futbolculuğunda genelde başarı kazanamayan insanlar öyledir daha aç olabiliyorlar ee, dünyadaki zaten teknik direktörlere bakın yani Maradona'dan ya da pa Pele'den efsane oyunculardı bunlar açıkçası çok da iyi teknik direktörlük e, yapamadılar yani Fenerbahçe'deki Rıdvan Dilmen gibi olmadı çünkü e, bir insan hayatının bir döneminde bir konuda başarılı olmuşsa o başarılı olmasından kaynaklı ne yapmış oluyor arkadaşlar aslında bir çeşit tatmin oluyor Bazen bir aşağılık kompleksine, ki buna adliler bireysel psikolojide yükseklik kompleksi geliştirmek der. E tabi o aşağılık kompleksini kampansa etmek, dengelemek için ne yapar? Kişi daha fazla çalışabilir. İşte Fatih Terim bunun bir örneğidir. Fatih Terim de mesela bir başak burcu olarak e, aslında tabi e, satürnü terazide. Şimdi satürnü terazide ne demek? Galatasaray bir terazi zaten e, Satürn'ü Galatasaray'ın tabi ben bunu e, gezegen sinastirilerinde zaten anlatacağım. Şu an kuzey düğümün diğer gezegenlerle olan sinastirisine bakıyoruz. E, Satürn'ü Galatasaray'ın güneşin üstünde olduğu için Fatih Terim tabi Galatasaray'ı en fazla şampiyon yapan teknik direktör ünvanını aldı haliyle. Aynen 1900 işte 24'lü 25'li ya da işte şu an 52 ile 54'lü kuşağın, e, işte 53, 54 işte 54, 55, işte Satürn'ün e, akrep olması gibi. Mesela Türkiye bir akrep, e, reisin haritasında da tabii onun Satürn'ü Türkiye'nin güneşinin üstünde. Yani Demirel'de de böyle bir durum vardı. Halini ne yapıyor? Satürn, birinin Satürn'ü diğerinin yani bu bir kulüp olabilir, ülke olabilir, insan olabilir. Sinastiri de güneşin üstünde ise Satürn orada ne yapıyor? Güneşe ee, egemen oluyor. Yönetmiş oluyor. Ya da güneş Satürn'e ne yapmış oluyor? Kariyer getirmiş oluyor. Satürn çünkü kariyer gezegeni. Haliyle de ee, bir de tabii Fatih Terim'in Jüpiter'i de ikizlerdi. Yani Galatasaray Jüpiter'i ile Fatih Terim'in Jüpiter'i de üst üsteydi. Bu anlamda ne yapmış oldu? Başarılı olmuş oldu. E ee, Beşiktaş'a bakınca tabi Beşiktaş 3 Mart. 3 Mart 1903. 3 Mart tabi direkt balıkla alakalı. Aslında tabi e, balık ayağı yönetir. Fakat güneşi balıkta ve Jüpiter'i balıkta. Beşiktaş kulübünün ee, burada tabi Beşiktaş da güçlü bir kulüp olarak ortaya çıkıyor. Lakin burada enteresan bir şey var arkadaşlar. Ee, Beşiktaş'ın önemli bazı gezegenleri Koç burcunda. Koç burcunda da olduğu için işte onların efsane teknik direktörü vardı böyle. O üçlü Beşiktaşlar bilir Metin Ali Feyyaz filan. Gordon Milne vardı İngiliz teknik direktörleri. Çok ciddi 4-3-3 oynatıyordu. Muhteşem bir tabii takımdı. Herhalde Beşiktaş oynadığı en iyi futbolu tarihinde yani Milne döneminde oynamıştır. Gordon Milne döneminde e, o da tabi Koç burcuydu. Zaten efsane başkanları Süleyman Seba da Koç burcudur. Benim Beşiktaş camiasına tabi e, varsa orada hani yönetimde olan arkadaşlar dinleyenlerden e, söyleyin bir tane Koç burcu teknik direktör bulsunlar eski günlerine geri dönsünler. Mümkünse de başkanı da Koç Burcu seçsinler. Çünkü Beşiktaş'a hakikaten Koç yarıyor. Zaten Beşiktaş Balık Burcu. E Koç ondan sonraki Burç ne yapıyor? Onu peşine çekiyor. Aynen Fatih Terim'in Başak işte e, terazi olması gibi Galatasaray'ın. Ya da Galatasaray 20 Ekim doğumlu mesela kuruluş olarak. Okan Buruk da 19 Ekim doğumlu. Bakın nasıl olsa iyi diğerini çekiyor farkındaysanız. Bir önceki doğum günü ya da bir önceki Burç bir sonraki tarafından ne yapılır çekilir arkadaşlar koç bulun kendinize yani hem ayağa olmuş yönetmiş oluyor çünkü ayak nedir en aşağı ayağımız balık koç ne kafa e demek ki baştan ayağa bir çember oluşmuş oluyor bunu yaparsa tabii daha başarılı olurlar e, 90. 90'lar, 2000'ler tabi özellikle 2000'ler netçe de dediğim gibi. Yani artık futbol onlar domine ediyor. Tabi onların insanları da öyle çok hani futbol meraklısı aslında değil. Bunu zaten e, çocuklarınızda da görüyorsunuzdur. Hatta futbolu bile dedim ya. Dijitalleştiler. Uranüsün etkisiyle filan. Bilmiyorum. Ben artık dünya futbolunu açıkçası beğenmiyorum ve takip etmiyorum. Zaten gece maçları dedim ya fiziksel olarak, mental olarak, futbola bakış açısı olarak ne yaptı? Birçok şeyi değiştirdi. Aynı etkisiyle olmaz o iş. Yani bazı işler vardır ki arkadaşlar güneşin etkisiyle olur. Eskiden savaşlar da öyle işte askerler çıkıyor, mertler yani. Gündüz vakti savaşılıyor. Eşini bakıyorsunuz gecenin bir saati tepeden füzeler uçuşuyor filan. Yani bu da işte teknolojinin getirdiği bir şey o anlamda böyle askerliği de etkiledi. Çünkü futbol dediğiniz şey, askerlik dediğiniz şey marsiyan bir şeydir. Marsiyan bir şeydir. O yüzden bu ülkedeki en yaygın spor kulübünün adı Mektir, Mars Atletik Club. Yani sporcuların ve tabi askerlerin neticede marsiyan bir tarafı vardır. Bir cerrah için de öyledir. Ama bir cerrah mecbur kalmadıkça gece ne yapmıyor arkadaşlar? Ameliyat yapmıyor. İnşaatçılar öyledir. Yani Sabahın köründe iş yaparız ama New York'ta öyleydi ki işte liselerde çalışıyorduk biz okul 5'te 6'da dağılırdı ışığı açardık yani elektrik sistemi kurup gece çalışıyorduk resmen yani inşaatçılığa bile e, tabii e, tevekkeli değil yani sembolik olarak bakın e, ampülün işte mucidi kimdir e, Edison'dur. Bana göre tabi Nikola Tesla'dır. Mühendisliği ileri düzeyde bilenler bilir Tesla'nın kim olduğunu. Ama işte neticede Edison araklamıştır. Kova burcudur kendisi şahsın. İşte kova yani hava işte orada Uranüs elektrik. Zaten ampülden şu şey geçer ya böyle. Bakın Edison'unki de böyle. Yani kovada ben Berna fark etmiş miydin? Kovanın böyle yıldırım gibi alt alta üst üste. Edison ampirine bakın böyle bir şeydir. Markettisiniz herhalde. İşte o kova Uranüs. E, tabi ışık icadı oldu, mertlik bozuldu. Çünkü geceleri bir şeyler yapar olduk, gündüzleri yapmak yerine. Öyle olunca da tabi güneşin yeri ayrıydı eskiden, ayın yeri ayrıydı. Güneşe göre yaşardık, aya göre yaşardık. E şimdi aa, birbirlerine karıştılar. İnsanlarda ne oldu? Karıştı gitti. Trabzonspor Trabzonspor ne yapıyor? Trabzonspor 2021-2022'de şampiyon oldu. 38 sene sonra. 38 ne demek? Kuzey güney düğümleri iki kere tur atmış, aynı yere gelmiş demek. Enteresan Trabzon haritası. Trabzon aslında Aslan burcu. Trabzon Aslan burcu ama Galatasaray kendisini Aslan diyor. E Galatasaray Terazi tabii. Terazi işi bilir diplomasiyi bilir. 2 ee, Ağustos 1967 Trabzon enteresan bir tabi geçmişi var. Özellikle 70'li yıllarda lige 1975'ten ne yapmıştı? 1983'e kadar kota koymuştu. Yani Fener iki kere araya giriyor. Fener iki kere araya girmese düşünün 6 kere değil 8 kere üst üste şampiyon olacaktı. O yüzden Fenerbahçe pek sevmezler. Düşünsenize. Araya girmese 75-83 arası Trabzonspor sürekli şampiyon. Tabi böyle bir şampiyonluk ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın ne de Fener'in tarihinde yok zaten. E, teknik direktörleri de enteresan. Yani mesela o dönemde Ahmet Suat Özyazıcı'ymış. Koç Burcu. 20 Nisan doğumlu. O tabi şampiyonlukları üst üste aldığı zaman Aslan Burcu da yarıyor. Aslan ya. Son şampiyonluğu da kimle olmuş oldu? Abdullah Avcı'yla. Aslan Burcu. Takım da Aslan. E demek ki bazen şey yapmak lazım. Yani koç Aslan. Kendisi de Aslan. Ateş Burcu. E demek ki ısrarlı olmak lazım. Hatta o yıllarda bakın Kuzey ee, Karmik Ay düğümü İkizler Burcu'ymuş. İkizler Burcu olduğu için herhalde Kuzey Düğüm Şenol Güneş İkizler olması lazım. Orada çalıştı. Ama Beşiktaş'ı galiba şampiyon yapmıştı değil mi arkadaşlar? Yanlış bilmiyorsam. İkizler de balığın neticede şeyidir. Kariyer yeridir. Ama Aslan Burcu olan tabi Abdullah Avcı şampiyon yapmış oldu. Demek ki son mesela şampiyonluğunda da 2021-2022 Gene Kuzey Karmik Ay düğümü, Güney Karmik Ay düğümü yani tam böyle yine ikizler yay aksındaymış. Demek ki ikizler yay aksında 75 yılında şampiyonlukları başlıyor. 83'te de e, ne yapmış oluyor? Tam böyle 8-9 sene sonra e, ikizler yay aksında düğümler böyle bir yarım tur atıyor. Bu sefer de Güney düğüm ikizlere geliyor ve orada şampiyonlukları bitiyor. Sonra da bakın Allah'ın işine 38 sene sonra düğümler yine aynı ne yapıyor? Kuzey güney ikizler yay aksında ve Trabzon yine şampiyon oluyor. Bunların tabii ben şifrelerini vermiş oluyorum. Çünkü ben şimdi açıkçası arkadaşlar hani bu kulübü, teknik direktörleri, başkanlarını ya da oturup ne bileyim ben futbolcuları tek tek çalışamam. Çünkü bu iş çok meşakkatli bir iş. Benim ne böyle bir vaktim var, ne böyle bir zamanım var. Açıkçası ne böyle bir arzum var. Yani bu kulüplerden hangisinin şampiyon olup ilgilenmiyorum. Hiç ilgimi de çekmiyor, onu da söyleyeyim. Çünkü e, yani kim şampiyon olursa olsun ülkenin ekonomisi, hayata bakış açısı hiçbir şey değişmeyecektir. Yani derler ya futbol, fiesta, fado, faşizm. Yani insanları yönetmek için e, tabi uydurulmuş bazı enstrümanlar var. Spora karşı değilim. Spor eskiden şöyleydi tabi. insanlar giderdi. E, aynı e, farklı işte kulüplerin Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu eskiler bilir. Ya arada ne tel örgü vardı. isteyen giriyordu. Yan yana maç izliyorduk arkadaş falan. İnsanları orada da böldüler zaten. Eee ideolojik olarak bölüyorlar, inanç olarak bölüyorlar, tuttuğu takım olarak bölüyorlar. Ee, bu bölünmeler arkadaşlar kova çağında zaten yerle yeksan olacak. Bunu göreceksiniz. Ya 2000'diler ya da 2020'de e, doğmuş şu an 3 yaşındaki çocuk e, bunlarla ilgilenmeyecek ya. Yani bunu geçelim. Herkes tabii kendi ee, bir takım sıkıntısını ya da takıntısını çoluğuna çocuğuna işte e, örf, anane gelenek falan diye kitlemeye çalışıyor. Kimse kendini kandırmasın. Sattığınız şeyler artık çoluk çocuk satın almıyor. İlgilenmiyor. Onlar Uranüs'ün çocukları. Uranüs'ün çocukları Neptün'ün çocuklarıyla aynı değil. Bunlar Neptünyen işlerdi arkadaşlar. Ee, Neptünyen işlerinde dedim ya, en fazla şurada göreceksiniz zaten Plüto ne yaptı kova burcuna geçti ee, Haziran'dan sonra bir geri dönüp oğlağa gelecek ama son talde 2043-2044 gibi anlatabiliyor muyum ee, son bir oğlağa geldiğinde Haziran sonrası yılın sonuna kadar ki süreç umarım parlamenter sisteme falan geçilir ee, daha işte mecliste 600 kişinin olduğu İnsan grubu tarafından. İşte buna biz kova yönetimi diyebiliriz. E, çoğulcu demokrasi budur. Herkes gelsin aynı anda yönetsin arkadaşlar. Yani toplu halde bunu yapsınlar. E, öbür türlü bu iş olmaz. Olmaz. Bayramda ne güzel işte. Son günü galiba. Ramazan bayramının değil mi? Tam 23 Nisan. Meclisinde kuruluşu. Umarım bir şeyin sonu başka bir şeyin başlangıcı olur diyorum kova ya tabi geri döndüğünde Çünkü önümüzdeki yıldan itibaren yani 2043 2044'lere kadar neredeyse toplumlar bütün dünya bunu göreceksiniz zaten toplumun bütün kuralları toplumdaki bütün bu zevkler anlayışlar renkler yani bu tabi futbol içinde geçerli hayatın başka alanları için de geçerli ekonomisi sosyolojisi, ee, i̇nsanların yaşama bakışı, felsefesi, inançlar bunların tamamı aynen Fransız İhtilali zamandaki gibi tabi bir benzeri olmayacaktır. Çünkü Fransız İhtilali balık çağındaydı. Hümanizmadan ya da acıma duygusundan ya da merhametten bahsederdik. Robot çağının merhameti olmaz. Robot çağının kuralları olur. Merhametten maraz doğar diye eskiler boşuna söylemiyorlar robotlar için arkadaşlar 2 çarpı 2 4'tür. Matematiğin ve fiziğin yani doğanın ki doğa öyledir. Matematik ve fizik yasalara göre çalışır. Farkındaysanız zaten güneş sistemi 4,5 milyar yıllık ve gezegenler rotalarında 1 santim ya da 1 saniye kalmadan bu gezintilerini ne yaparlar? Yörüngelerinde tamamlarlar. Eh Uranüs çağı Artık e, daha matematik bir çağ olacak. Eğer e, duyguların olacağını, duygulara göre insanların karar alacaklarını filan düşünüyorsanız yanılırsınız. Zaten 2000'li çocuklara dikkat edin. E, bizim anladığımız anlamda onlar duygusuz. Aslında hiçbir insan duygusuz değildir. Duygularını daha iyi kontrol eden insanlar vardır. E, matematiğin, fiziğin yasalarına inanan insanlar da öyle hayal aleminde gezmedikleri için haliyle dediğim gibi e, 2043 geldiğinde başka bir e, cemiyetin, cemaatin, toplumun ve sosyal yasaların içinde yaşayacağız. O yüzden arkadaşlar bunların hepsi boş. Boş. Boş işlerle uğraşmayın ya da uğraşın çünkü boş işler madem Size zevk veriyor. Ee, herkes ilimle, bilimle, sanatla, felsefeyle, musikiyle, resimle, müzikle, e, kitapla haşir neşir olacak diye bir şey yok. Ee, bir kısım insan da boş işlerle uğraşmalı. Fakat bu boş işlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Sizden tek isteğim var. Ee, bunları çoluklarınıza, çocuklarınıza empoze etmeyin. Çünkü çoluklarınız, çocuklarınız Başka bir çağın çocuğu, e o çocuklar, o torunlarınız başka bir hayatı yaşıyor olacaklar. Siz şayet onlara kendi döneminizde yaşadığınız hayatı empoze ederseniz, onlar da bunu doğru bilirlerse ve yeni dünya sisteminde sisteme adapte olamayıp, hele de 90'lar için özellikle erkekler için uyarıda bulunmuştum homeless olurlarsa bakın hiç ciddi söylüyorum şimdi herkesin böyle küçümsediği Afrikalılar var, Araplar var efendim işte çünkü sistemlere adapte olamadılar. Bizim çocuklarımız da bu hale gelir. Dikkatli olun. Rabbim boşuna getirip onları gözümüzün içine içine sokmuyor. Verdiği mesaj şu. Bak ve gör diyor ama sen bakıyorsun görüyorsun ama bakıyorsun da ya da görmüyorsun sadece bakıyorsun görmek çünkü başka bir şey bakıyorsun ama göremiyorsun e, dikkatli olun kimin ne zaman kimin haline düşeceği hayatta hiç belli olmaz e, ne oldum demeyin ne olacağım din e, dikkatli olun diyorum başka hiçbir şey söylemiyorum e, böyle hani e, futbol filan o, o zaman hani bir program filan çekmiştik yıllar önce efendim sen Fenerli misin sen kardeşim biz şöyle düşünün insan evladı şöyle bir şeydir. Hayatının bir döneminde 10 yaşındadır, 20 yaşındadır, 30 yaşındadır, 40 yaşındadır, 50 yaşındadır. Bir yaşa geldiğinde hala 10 yaşındaki, 20 yaşındaki yaptığın bir şeyden zevk alabilirsin. Doğrudur. Ama bunu abartıyorsan sen hala o yaşa takılıp kalmışsındır. Ha, o yaşa takılıp kalmayacağız. Yani biz radyodan hiç böyle maçı bile izleyemezdik işte. Yayın yok işte gün böyle pil, FM e, radyo dalga böyle güzel dinlerdik. Enteresan bir şey tabii. O başka bir şeydi. Yani onun zevki anlatılamaz. Artık bazı şeyler daha başka bir şeye dönüştü. E, kim şampiyon olursa olsun önemli olan e, insanıma zeval gelmesin diyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun herkesin.